Bak bu burun deliği, boru gibi düşün, tamam mı? İki tane boru. Ortada ne var? Septum. Camı kapatır mısınız? Septum var. Neden septum var? Şöyle düşün bunu. Şöyle düşün. Tamam. Anlıyor musun sen bunu? Anlamıyorsun. Burun delikleri. Burun delikleri, evet. Evet. Bu burun. Aha. Şimdi benzedi mi? Ortasında bir tane ne var? Direk var değil mi? Şu. Ha. İçeriye kadar da gidiyor bu. Burun ben sağladım. Şimdi bak, septum. Bak bu burun deliği. Bu septum. Bu da diğer burun deliği. Maket kesin şart oldu. Tamam. Anladın mı şimdi? Evet. Şimdi bak. Biri bana yardım etsin. 50 tane elim keşke olsaydı. Ha bak. Programa katılıyorsun. Bu da ne biliyor musun? Maksiller sinüs. Buralar sinüs. Böyle burada duruyor. Tamam. Arada da bir tane. Aha. Sen bunu artık bırakalım. Tek tarafa bakıyoruz. Evet. Bak şimdi. Bir bunu pipet gibi düşün. Tamam. Böyle de bir pipet var. Bugün yaparsan çok güzel. Tamam. Anladın mı? Evet. Heh, pipet var burada. Burada bir boşluk var. Burada da bir hava, içinden hava geçen bir boru var. Yani burun. Bir de bunun içerisinde böyle bir tane kemik var. İncecik bir kemik. Etrafında da et var. Bunda pembeyle et düşünün. O da burada. 3 tane var. 1, 2, 3, alt, orta, üst. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi bak. Bu pembe var ya, tozlu ortamda şişiyor. Ya da işte kuru havada şişiyor. Neden? Ya havayı nemlendirsin diye. Ya da sıcak havada. Ne oluyor? Şişiyor. Soğuk havada ne oluyor? Şişiyor. Neden? Soğuk da havayı ısıtsın, sıcak da havayı 37 derece düşürsün. Ya da tozlu bir ortamda şişiyor. Neden? Tozları tutsun. Yavaş geçsin hava. Kapitör? Anladım. Hah. Şimdi. Kapitör'ü de anladım. Evet. İlk önce. Neyse. Kapiş de var. O zaman başka. Neyse. Şimdi. Bu sinüs ne yapıyor? Sümük üretiyor. Sümük. Aynı sümük. Sümük kübüne içerisinde hızlı antibakteriyel bir şeker var. Proteinler var. Musin dediğimiz bir şey var. Bunu da kaç litre üretiyor? Aklın mı? Peki buradan bunu sümük nasıl geçiyor? Bir silli hareket, içinde hareketli siller var böyle, kıllar. O kıllar sürekli sümüğü dışarıya ettiriyor. Peki sigara içersek ne oluyor? Bu siller felç oluyor, sümük dışarı gidemiyor. Sinüste meyil etmiş oluyoruz. Tek yol bu değil ama. Esas yol şu. Bardaktan suyu nasıl çekiyorum? Yani basıncı düşük olan yere doğru su atıyor değil mi? Peki buradan hava geçtiğinde ne oluyor? Sinüsler boşalmaya başlıyor. Yapıyoruz ya. Ne yapıyoruz? Sümkürtük mü? Sümüğü sinüsten çekiyoruz, atıyoruz. Anladın mı demek istediğim şey? Evet, anladım. Burnun içi öyle sümük dolu değil aslında. Öyle bir sümük dolu yok ki. Sümküyorum, gelmiyor bir de. Bekle bir şey gelse alacağım da. Just a minute bekle. Tamam. Just a second aslında o minute. Biz bir dakikayı geçermişiz. Daha da gelmem. Daha olsa. Neyse. Tamam, buradan hava geçiyor ya. Şimdi senin eskiden burası full tıkalıydı. Evet. Full, senin burun deliklerin kapalıydı. Hayatım önce hiç nefes almamıştı, hatırlıyor musun? Ne oldu peki? Nefes alama. Bunun içi doldu mu sümük? Çıkamıyordu. Peki ne oluyor? Artık bir yerden sonra oradaki proteinler denatüre oluyor. Bir tane bakterinin teki içeri bir giriyor. Oo, şeker var, bal var, yağ var, her şey var. Orada beslenmeye başlıyor. O zaman içi oradaki yumuşak döküyor, aynı şey, apse gibi düşün. Ne oluyor? İçi apse doluyor. Oldun sen sinüzit. Tamam. Antibiyotik verdim diyelim ki sana. Ana sorunu çözmedim ki. Anladın mı? Ne yaptım? Orayı tamir ettiğimi zannediyorum. Halbuki tamir etmiyorum. Biz yeniden oluyor. Sürekli yeniden oluyor. O zaman ne oluyor? Kronik sinüzit. Bu sefer içindeki deri de kalınlaşmaya başlıyor. Her neyse o başka dersin konusu olsun. Tamam. Bu sefer ağzına kadar doluyor. Taşmaya başlıyor. Özellikle de akşamları. Neden? Kafanı arkaya doğru atıyorsun. Genzine doğru bir acı bir şey akmaya başlıyor. Tamam, oldu sana genize kanısı. Tedavi ne? Antibiyotik vermek. Otrivin sıkmak? Evet. Ama 5 gün. Tamam. Ne yaptık?
lazerle bu etleri küçülttük. Bir de içinde eğrilik vardı. Aha, bu da şöyleydi de. Bunu düzelttik. İçindeki hava türbülansa girmiyor artık. Daha estetik olarak gidiyor. Böyle diyeyim sana. Tamam mı? Bu sefer ne oldu? Sinüsler, anam dedi, yol açıldı. Ama koyu. Yılların koyuluğu var. Kaç gündür sinüste oldun? Kaç yaşındasın yavrum? 26. Hadi 26 senede dolanı kaç ay önce ameliyat oldun? 1,5 yıl. 1,5 yılda düzeltebilir miyim? Hayır. Anlatabilir miyim size bir şey? Hava geçtikçe, sinüs sümüğü attıkça olacak. Biz ameliyatta bir de başka bir şey var. Baktık olmuyor. Burayı genişletebiliyoruz. Ve bu siller hep dışarı doğru hareketli. Ve gariptir. Bir süre sonra bu sillerin içeriye doğru çalışmaya başladığı görüldü. Hatta şöyle bir ameliyat yaptılar. O silleri toptan alttan kazıyıp geri çevirdiler. Siller yine içeri doğru çıkmaya başladı. Demek ki sillerin hareketini çeken bir şey var. Anlatabildim mi? Evet, evet. Onu daha çözebilmiş değil tıp dünyası. Onu da çözerek. Konuyu anladın mı? Anladım. Bilgehan anlatır gibi anlattım. Fiksi yasak çünkü. Şimdi, artı başka bir şey daha var. Şimdi yine sana bu sefer tepeden bakıyoruz. Sabahın teki de yazmış Instagram'a. Hastalarını kontrol ediyorsun, muayene ücreti istiyorsun. Tabi ama. Ağzı oran konuşuyor bana. Bak şimdi şunlar 20 yaş dişleri. Senin 20'liklerin iki, üst iki dişin çıktı mı? Hatırlıyor musun? Ha? Bilmem. Bir tane dişin orada bak şurada kalmış. Gömülü. Aha bu da gömülü. Gördün mü? Bunlar da nereye zorluyor? Bak sinüs, bu dediğim yer sinüs işte. Sinüsünü kronik bir şekilde irite ediyorlar. Anladın mı? Yani kronik sinüsün sebebi sadece burun değil, çıkmayan 20 yaş dişi de olabiliyormuş bazen. Hatta bazen şunun kökü de irite edebiliyormuş. Yani diş hekimine gidince sinüzitin düzeliyormuş ama kime? Normal diş hekimi, işte bazıların çenem kırıldı diyor ya, olay bu. Çünkü abanırsan burada, çünkü burada ne var? Çok incecik bir kemik var, kırarsın. Belli başlı noktalardan kırılır zaten yüz. Her yerden kırılmaz. Yüz kemik kırıklarını da temin eden cerrahisizdir bu arada. Kimse bilmez. Biz yüz cerrahıyız ve el cerrahıyız aslında. Sonradan estetiği öğreniyoruz. En zoru estetik çünkü. El cerrahisini öğren, yüz kırığını öğren. Neden? Ya ben şimdi bunu kırarsam kim tamir edecek? Ben. O zaman komplikasyonunu tamir edemeyeceğin bir ameliyatı yapmayacakmışsın. Bakınız saç taklit. Bakınız dolgu botoks. Bir tane doktor vardı, okula plastik cerrahında dedi. Peki tamam dedim, devlette çalışıyoruz. Dağılmış tamam mı gözü, derisi merisi kırık. Dedim ki okula plastik cerrah yapsın. Yapamam dedi. Hani okula plastik cerrahın babası? Plastik ne demek biliyor musun? Şekil veren demek. Eğip büken, şekil veren. O yüzden plastik bir cerrah. Ve tarihlik cerrahları da zaten plastik cerrahlardı. Neden? Önce saklamanı nasıl kesiyordun? Yatarak. Yatarken yüzünü yaptın. Adam yara tamir etmeyi öğrendi. Oldu mu sana plastik cerrah? Yarayı kim tamir etti? Evet. Plastik cerrah. Hepsinin atası biziz de kimse farkında değil. Yanında olup muhabbet yapıyoruz. Neyse. Şimdi bak senin frontal sinüslerin ağzına kadar dolu. Yani bunlar da dolu. Bundan sadece bir tane yok. İki tane de var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Daha da geride tam beyninin olduğu yerde de var. Bu sinüsler ne işe yarıyor? Sümük üretiyor. İki, kafanda boşluk yaratıyor. Yoksa kafanı kaldıramazsın. Çok ağır olur. Ayakta yaşıyoruz ya biz. Dik duramaz. Böyle dolu. Anladın mı? Yok işte bir şey. Ağırlık da hissediyorsun. İyi uyanamıyorsun. Geceleri artıyor. O zaman bir tık yüksek yastıklı yatır abiciğim. Anlatabildim mi? Yok işte bir şey. Ve geceleri yatarken bir de başka bir şey var. 26 sene burnundan nefes almayarak yaşadın ya. Şimdi ben bile ağzımdan alıyorum. Benim de burnum tıkadı. Ben de kendime tedavilendim. Etlerimi kimyasal yöntemle düşündüm. Tamam mı? Şimdi spor yaparken ne yapıyoruz? Ağırlık kaldırırken burnundan al. Evet. Bunu bile yapmak için kıtımızı yırtıyoruz değil mi? Sen 26 senedir ağzından almaya nefes almayı öğrettin. Beynine burnunun açıldığını senin hatırlatman lazım. Ne yapacaksın o zaman? Her saat kendi kendine sürekli bunu düşünme. O zaman hayat geçmez. Ne kadar kötü oldu değil mi? Nefes almayı unutsaydık. Buna da başka bir mekanizma deniyor. Her saat 5 defa, 10 defa burnundan al. Bunu 40 gün yaptığında, çünkü beyninde alışkanlıklar, proteinler oluşturuyor. Alışkanlık dediğin şey nasıl oluyor? Bir protein yapıyorsun. Belli bir süre sonra da, 3 yıl mesela atıyorum,
Tamam mı? Bu protein artık kemikleşiyor. Önce kıkırdak, sonra kemik. Anladın mı? Önce ip, sonra kıkırdak, sonra kemik. Tamam? En azından ilk baştaki huyu 40 günde değiştirebiliyorsun. İlk katmanında. 40'ı çıksın. Peki hocam ben koku da hiç alamıyorum. Sıfır. Hava girmezse koku alamazsın. Sıfır yani. Hava girmiyor. Böyle o zaman şey ben açmış yani de... sadece mesele mekanik değil. Beyninde nefes almaya burnundan bir alıştır. Burnunun sümükleri nasıl temizleyecek? Peki bu sümükler nasıl yapacak? O delikleri de açtım ben. Hiç olmadığı zaman girip şuradan açıyoruz. Kalben luk yöntemlerini diyor buna. Tamam mı? Evet. Tak diye vuruyoruz açıyoruz. Tamam. Ama buna gelene kadar önce şunu deneyeceğiz. Tuzlu suya girdim mi yazın? Giremedim. Gitti. Yani çok az. Çok az. O zaman tuzlu suya iyi adamlar cenneti vaat eder, kötü adamlar cenneti getirir sana demişler. Ben kötü adamım diyelim ki. Evde küvet yok. Var mı? Var. Şahane. Küvetini deniz suyu yapacağız. Ne yapacağız? İçine bol kaya tuzu atacaksın. İçine biraz elma sirkesi at. Biraz limon sirkesi at. Cildine önce bir alerji yapıp yapmadığını bir kontrol et. Çünkü böyle bir arkadaşıma böyle şey oldu. Alerji oldu. Tamam mı? Bir de karbonat. Tamam mı? Küvetin altına gir. Benim ölçüm ayaklar tuzu okuyorum. Anladın mı? 3 tane. İyi nefesimi açtım benim. Sen içeride tut. İçine nefes çekme. Bir kaşık suda boğulma. Çünkü boğulmanın sebebi birazcık bir suda bile boğulabilirsin. Çünkü boğulmanın sebebi orada yine akciğerinde borusunda da böyle şeyler var. Siller var böyle hareket. İçeride böyle kıllar var, tamam mı? Hareket, içeri sokmuyorlar şeylerine. Parçacıkları. Onlar böyle irite oluyor. İrite olduğu zaman nefes alamıyorsun. Öyle bir durumda sessizce alman gerekiyor. Bu başka bir bilgi. Yani boğazınıza bir şey karşılığında panik yapmayın. Bu hareketi yapan herkes öğrensin. Bu olma hareketini. Çünkü konuşamıyorsun. Ses yoksa konuşamazsın. Doğru mu? Eyvallah. Şimdi soktun. Verdin bütün şeyi. Denizde de ne yapıyorsun? Burnunu kapatıyorsun değil mi? Ağzını burnunu. Kapat. Ver zaten o su girer içine. Sonra çıkar. Ver. Çıkar. Tamam. Tamam. Bütün burnun sinüslerini temizle. Anladın mı sen? Aynen. Eyvallah. Demek ki her şey bende bitmiyor. Ben. Aha tam olarak burada. Aha. Delikleri görüyoruz. Açık. Aslında o zaman buraya geldiğinde muayene olduğunda bana tane ilaç yazdı. Pesmegrol muydu? O ameliyat olduğun doktor eğer iyi bir doktor olsaydı, birisi iyi karakterli bir adam değil. Buradayken bizden saklayarak dışarıda ameliyat yapıyormuş. O sabah da biz iyilikten konuşuyoruz falan. Tamam mı? Buradaki insanların hakkını yiyordu. İki, tıbbi bilgisi var olsa dahi ki çok fazla yok. Vizyonu dar. Papyon takmaktan olmuyor bu işler. Anlatabiliyor muyum? Zaten genelde böyle şeyler tenzih ediyorum başka şeyleri. Aşağılık kompleksi olan kendini özünden farklı göstermeye çalışan insanlar olur. Ki onun ben komplekslenebiliyorum. Daha önce bir tarikatın ne büyümüş falan. Her neyse biz ona bir şans verdik. O şansını kötü kullandık. Allah inşallah ısrarlar. Ama onun verdiği o kortizonlu hapla koku almıştım. Tamam bak. Açık. Ödeme azaltıyorsun. Ha, şişliği aldı oradaki. Bunlar ne biliyorsun? Beyninde tümör var. Tümör almak yerine beyninin şişliğini azaltıyorsun. Sorun bu değil ki. Sorun senin nefes almayı bilmemen. Nefes almayı hatırlat kendine. Saatte 10 defa al. Geceleri yatarken biraz yüksekte yat. Ve kendine bunu hatırlat. Ha, bunu yaptıktan sonra sana kortizonlu hap verilir mi? Evet. Ama önce bir bunu anlatmak lazım hastaya. Anladın mı şimdi? Şimdi kafana oturdu değil mi? Hiç bir sorun kalmadı. Instagram'a niye koyuyoruz? YouTube'a niye koyuyoruz? Bu yüzden. Herkese ben bunu düşünsem, anlatsam ameliyat yapamam. Anladın mı bu işte? Evet. Evet. Yani ya haftada bir tane ameliyat yapacağım ya da iki tane, 5000 dolardan. Çalışanlarımın 10 kişinin 9'unu kovacağım. Benim için rahat baba, ben iki tane ameliyat yapıp aynı parayı kazanırım. Anlatabiliyor muyum? Ya da, ve siz bana ameliyat olamayacaksınız. Ve aynı zamanda ben ne yapıyorum biliyor musun? Bana parasıyla ameliyat olamıyorlar. Çatlıyorlar. Paralarının geçmediği tek yer burası. Sadece ahlaklı olması gerekiyor. İşte yakında test yapacağız hatta. Şimdiden duyuralım. Bir teste sokacağız. O testten geçen ben ameliyat olamayacağım. Psikiyatrik teste sokacağız. Baba ben ne bileyim senin psikolojik problemin var mı yok mu anlamaya çalışıyorum ama. Böyle bir form gönderiyoruz. İşi alırken bile şu an şimdi diyorlar. Diyecekler ki doktor nasıl yaptı lan? Kariyerini yaparken iyi. Şey psikoteknik belgesi aslında. Babacım kariyer işi alırken adam yapıyor da. Bankada 2 saat bekliyorsun da. Hakimi bekliyorsun da. Ulan ben ameliyat yapıyorum akşama kadar. Beni niye bekliyorsun? Ameliyat uzamış olabilir. İstanbul'dayız artık. Trafikten
geçilmiyor. Bir de ana şeylerle doktorları söyleştirdikleri, hastaları söyleştirdikleri için çok büyük bir zincir. Sen çok fazla para ödüyorsun ama anestezi makinesi 4. sınıf kaliteli. Senin haberin yok, ben biliyorum. Bana batıyor. Söylediğim zaman da kötü oluyorum. Sen diyor artık diyor badem şekeri, sen gelme buraya. Anlatan bize bana ya. Taksın badem şekeri. Diyorum ki bu hastaların videosunu çekemezsiniz. Kişilerin verilerini koruma kanunu gereği ameliyathaneye kamera koymuş herif. Diyorum ki şekerim yine. Hani acı şekerim. Bunu koyar yapamazsınız. Benim hastam uyurken bunu bilmiyor ki. Hani tamam yukarıda biz de çekiyoruz ama 50 tane kağıt imza atıyoruz. Aşağıda hani en mahrem olduğun yerde orada ameliyatı olan ünlülere duyurulur. Ve çeksen bile ne yapman gerekiyor? Bir serverda saklaman gerekiyor. Bir gidiyorum ameliyathanenin mankosunda herkes görebiliyor abicim o kadarı. Düşün eşin ameliyat oluyor, doğum yapıyor olabilir. Doğru mu? Herhalde olabilir. Videoya çekip telefonla çekip yaymayacağını nereden bilecek ünlü abla? Ya da badem şekeri. Anlatabildim mi? Heh, konu bu. Böyle her pahalı olan en iyi değildir yani. Şey bile mesela bizim AVM'de motosiklet çalındı otoparkında. Hırsızların videosunu dahi bile izletmediler bile. Bu işte bazı politikalardan dolayı. Kişilerin verilerini koruma kanunu bu memlekette uygulandığı gün hepimiz rahat bir nefes alacağız. İşte. Çünkü artık boku çıkmış, herkes ses kaydı alıyor. Bir de şöyle bir paranoya var, telefonunu dinliyor. Ha devlet bir kişi yok, hepsi de dinliyor. Öyle değil o işler, bir tane keywords var abicim. O keywords'ı attığın zaman bir otobana alıyor seni. Eğer sürekli de o keywords'ı yapıyorsan artık otobana kalıcı olarak alıyor o zaman. Öyle herkes de bir trip var. Sanki ya, herkes ajanınızı. Evet, dünyanın önemli adamısın yani. Bir arada şey vardı, herkese rahimini içerisine şey koyuyorlarmış ki, yani dinleyici koyuyorlarmış falan. Evet, evet, öyle. Ha? Çok, devletin çok umurundaydı senin ses hayatın. Niye? Kim korkar? Polisten kim korkar? Alkolü sürücü korkar. Ben niye korkmuyorum? Her şey mutlu. Yeterince şeffaf olursan, ya suçlu işlediysen şeffaf olacaksın. Ya da işlemeyeceksin. Suçta kişiden kişiye değişir bu arada. 156 IQ'lu adamla. İçtiğinde sapıtmayan adamla, her iş bir şey yaptığında hemen diye onun karşısına saklandığında aynı kanunu diretemezsin. Çan eğrisinin bir de üstündeki insanlar var. Ama bizim ülkemizde maalesef çan eğrisinin üzerinde olan bizler ızdırap çekiyoruz. Çünkü hepsi bizi yere, evet deliyiz biz. Evet deliyiz çünkü hala bu ülkede kalıyoruz. Yani bunlar için değil, Allah'ı sizin için. Allah'a emanet. Şimdi benim ameliyat olma falan gerek yok. Şimdilik yok. İnşallah. Egzersiz yapacağım. O sana kalmış. Baktık olmuyor. Nusri'yle uslanmayan ekmeği tektir. Tektir'yle uslanmayan baktık. Kötü ekmeği bir tane koyarız açarız deliği. Fışır fışır akar. Ondan sonra şunu diyeceğim. Hocam kim ekmek yok kuruyor. E çünkü açtın. E nefes almayı becerirsen olmayacak. Hmm. Yalnız bir yerde bir sıkıntı var. Oo. Tamam onu sürüyoruz. Bunu sana saklamışlar. Bir de burası şişip iniyor niye acaba? Şey kırkırda. Burada kas var bak. Kıkırdak değil, kasa. Çirkin o. Bak kas var. Demek ki kasın şişiyor. Yerine oturuyor. Evet, iyi bir şey. İyi bir şey. Şuraya şöyle masaj yap. Tamam işte tam kendine şöyle. Elim bu arada şey, dün biraz kandilinin nedeniyle Kur'an çalıştım da. Namazın rekatlarına şey şifre tutmuşum. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Görüşürüz. Sağ olun hocam.